Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 26 Eylül 2022 günlerden pazartesi. İkinci petek temizlemedeyiz arkadaşlar. Müşterimizin daha önce kombileri biz takmıştık. İkinci dairesindeyiz. Az önce bir tanesi bitirdi. Şu an arkadaşlar ikinci dairesini yine 30 kava ECA Proteus Premix arkadaşlar 26 binlik cihazımız var. Burada alttan bağlayamadık makinamızın hortumlarını. O yüzden şuradan kalifer peteğinden bağladık. Darbeli ve kompresörlü makinamızda arkadaşlar şöyle temizliğimizi yapıyoruz. Şöyle 4 bar 6 bar arası darbe ve basınçlı suyla arkadaşlar şu an temizlik yapıyoruz. Görüyorsunuz tesisatın ne kadar pis olduğunu. Bazı arkadaşlar bunu peteğin içinde normal bir yağ var. Kendine özel yağ zannediyor siyah ama bu arkadaşlar yağ değil, tortu, çamur. Şöyle görüyorsunuz. Şuradan daha belli. Oksijen bariyersiz borularda, yani peperece boru olsun, kılıflı boru olsun, yerden ısıtma olsun, oksijen bariyerli yani korumalı bir boru olmadığında yosun çamur tutuyor. Bu da kombimizin aksesuar filtreleri olsun, kendi altındaki vana filtreler olsun, tıkadığında kombi devir daim yapamıyor. O yüzden de iki kat fazla fatura ödüyorsunuz ve artı ısınamıyorsunuz da fazla para ödediğinizden. Şu an müşterimiz 40'da 50'de akışın ısınıyorsa bu yıl inşallah 30 derecede rahatlıkla ısınacak. Petekleri rahatlıkla su devir daim yapacak. Evi de güzel ısınacak. Petekleri de güzel ısınacak. O yüzden şiddetle dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye, Ankara şart değil. Kesinlikle bu makineden Avrupa'da da var. Bu darbeli ve kompresörleri temizletmelisiniz tesisatınız arkadaşlar. Kombi olan yerlerde, yeni binalarda değil de bu en az 2 yıldan 3 yıldan kirlenmeye başlar. Borunun yer altındaki, zemindeki, altyapıdaki borunun kalitesine göre. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar pisliği. O yüzden iyi ısınmak ve az fatura ödemek için kesinlikle bu işlem yapılmalı. Şöyle peteğimizi söktük. Dediğim gibi buradan bağladık arkadaşlar tesisatımıza. Su tesisatımızı, soğuk su bağlantısını kombinatını aldık. Oradan da yoğuşma giderine pis su borumuzda verdik. Ankara'da bu tarz işlerinizde, kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Burası Gazi Mahallesi. Yeni Mahalle Gazi Mahallesi. Şöyle temizliğini yapıyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Dediğim gibi bizden teklif ve fiyat almadan kesinlikle karar vermiyorsunuz arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan böyle çevirirken kombimizi iptal ediyoruz. Dönüşte bir tane vara var. Onu kapattık. Sol taraftaki bağlantıya da araya bir tane 50 kuruş para koyduk. Pul koyduk arkadaşlar. Onu iptal ettik. Böyle temizleniyor. Tabii bilen de bilmeyen arkadaşlar da yorum yapıyor ya da arıyor, soruyor. O yüzden böyle teknik bilgiler verelim. Normalde kombiyi iptal etmemiz lazımdı. Sağ tarafta vanayı kapattık. Filtrenin altındaki sol tarafa da araya 50 kuruş pul koyduk. Tesisattan iptal ettik. Sadece peteklerimizi temizliyoruz. Lütfen dediğim gibi YouTube kanalıma abone olmayı, bizden teklif ve fiyat almayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.